Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'ye destek geldi. Türkiye'yi arabulucu rolü üstlenmesi bakımından sahiplenmeleri ve tüm ülkeler onlarla hareket etmeli. Türkiye korunmalıdır ifadeleri kullanıldı. Al-Quds, El-Arabi gazetesi, Türkiye imkansızı başardı, bizim Türkiye'ye sahip çıkmamız gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Türkiye'nin uluslararası diplomatik başarılarının yankıları dış basında devam ediyor. Uzmanlar Türkiye'nin imkansızı başardığını söyledi. Bütün dünyada büyük bir memnuniyetle karşılanan tahıl anlaşmasında başarılı olmasının ardından haftalar sonra Türk diplomasisi, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük esir takasını sağlamakta da başarılı oldu. Dünya basını tarafından imkansız olarak nitelendirilen takas, Ankara'nın ileri diplomasi anlayışıyla mümkün hale geldi. Al-Quds, El-Arabi, Türkiye'nin başarısını tahıl anlaşmasından esir takasına başlığıyla gündeme taşıdı. Analiz Haber'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir siyasi çözüme ulaşmak için gösterdiği çaba övgüyle ele alındı. İmkansız olarak nitelendirilen diplomasinin Ankara tarafından ustalıkla yürütüldüğünden bahsedilen haberde, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 7 ay önce savaş başlamasından bu yana Türkiye iki ülkeye karşı tutumlarda büyük bir denge koruma şeklinde tezahür eden karmaşık bir diplomasi süreci yürüttü. Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları vermesine ve bu silahların Rus ordusuna yoğun ve öldürücü darbeleriyle acı yaşatmasına rağmen Türk diplomasisi bir ülkeyi destekleyip öbürünü desteklememekle nitelendirilebilecek herhangi bir hata yapmamakla fiilen başarılı oldu denildi. Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları vermesine, Rus saldırısını kınamasına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamasına ve Rusya'da yapılan ilhak referandumunu kınamasına rağmen Rusya'nın güvenlik ihtiyaçlarını anlıyoruz türünden karşı tutumlar aldığı, Rusya'ya karşı Batı provokasyonlarını da reddettiğinin altı çizildi.